Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere eski usul bir kitaplık turuyla geldim. Böyle elimde kamerayla sizlere klasik kitaplarımı göstermek istiyorum. Bu video çok fazla istendi. Aslında böyle çok fazla klasik kitabım yok ve ben daha yeni yeni klasik okumaya başladım. Son 1-1,5 senedir klasiklere yöneldim ve şu an hayatımda en çok klasik okuduğum dönemdeyim. Ama gördükçe alasım geliyor. Ben bunu da okurum, bunu da okurum, bunu da okurum diye bir sürü klasik doldurdum kitaplığımı. Tabii dediğim gibi yine de çok fazla yok. Ama kaç raf? 1-2-3-4-4,5 raf kadar klasik kitabım var. Bir de bilim kurgu klasiklerim var. Onları da göstereceğim. Şimdi şuradan başlayalım. Aslında burası tam olarak bir klasik rafı değil. Çünkü klasik olmayan kitaplar da var gördüğünüz gibi. Öncelikle James Joyce'un biyografi kitabı var. Bunu James Joyce'e başlamadan önce okumak için aldım. Bir de burada yeni bir bakış açısıyla Dünya Tarihi kitabı var. Bu kitabın baskısı yok ciltli olarak ve ben bunu Amazon'da bulmuştum. Kaçırmak istemedim. Harika bir kitap. Çok güzel yorumlar da okudum hakkında. Şöyle bir göstereyim içerisini ama kalkmıyor yani. Çok çok ağır bir kitap. Gerçekten güzel kaliteli bir kitap. Eğer bulabilirseniz bu kitabı almanızı öneririm. Bir de burada şeyi okumak için, İlyada ve Odysseia'yı okumak için mitoloji sözlüğü almıştım. O var. Burada Tanrılar Okulu var. O da yine klasiğe girmiyor ama yine belki klasikten sayabileceğiniz bir kitaptı. Çünkü çok fazla okunan ve çok fazla önerilen bir kitap. O yüzden bu rafa koymak istedim. Onun yanında yine tarihi içerikli olan Tüfek, Mikrop ve Çelik var. Onun üstünde James Joyce'dan Dublin'ler var. Henüz daha hiçbir kitabını okumadım James Joyce'un. Dediğim gibi önce bunu okumak istiyorum ama henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Sonra Ulysses var. Onun yanında Moby Dick var ve Don Juan var. Yapı Kredi Yayınları'nın bu baskıları çok hoşuma gidiyor. Toplayabildiğim kadar uygun fiyata buldukça topluyorum. Onun yanında Niteliksiz Adam serisi var. Hazır çıkmışken %50 indirimde bulunca dördünü birden alayım dedim. İleride bir gün mutlaka okumak isteyeceğim bir dörtleme olacağı için kitaplığımda bulunsun istedim. Onun yanında da hemen Sefiller var. Sonra Hobbit var. Bunlar özel baskılı kitaplar. Hobbit ve Kinyas ve Kayra. Onun yanında Persepolis var. Yine klasiğe girmiyor ama bu rafa koymak istedim. Çünkü çok fazla sevdiğim İran devrimi ile alakalı bir kitap. Onun yanında Sapiens var ve Dorian Gray'in Portresi'nin sansürsüz ve açıklamalı versiyonu var. Onun altında Hasan Ali Yücel klasiklerim geliyor. Burada Romeo ve Juliet'im var. Buradan çoğunu okumadım diyebilirim. Dediğim gibi yeni yeni biriktiriyorum ve yavaş yavaş okuyorum. En başta aforizmalar var. Sonra Mutlu Prens. Bütün masallar, bütün öyküler. Dostoyevski'den Öteki var. Sonra Gogol'dan Ölü Canlar var. Yakın zamanda bunu okumak istiyorum. Çok merak ediyorum. Sonra Oblomov var. Baştan Çıkarıcı'nın Günlüğü. Vadedeki Zambak. Kamelyalı Kadın. Madame Bovary. Frankenstein. Ölüler Evinden Anılar. Bunu da yakın zamanda okumak istiyorum. Şu anda Dostoyevski'nin biyografisini okuyorum. En baştan Suç ve Ceza'yı okuyacağım için ve diğer kitapları için daha da böyle hazırlıklı olabilmek için çıkış sırasıyla okumak daha mantıklı geldi. Hatta daha yeni İnsancıklar kitabını da aldım. Önce onu okuyacağım. Ondan sonra da Ölüler Evinden Anıları okumak istiyorum. Bu da sürgün ve tutuklanma zamanında yaşadıklarını anlatıyor yazarın. Bayağı merak ettiğim bir kitap. Ondan sonra Siyah Lale, Akıl ve Tutku, Toplum Sözleşmesi, Nortinger Manastırı, Gurur ve Önyargı. Jane Austen'den sadece Gurur ve Önyargı okudum şu ana kadar. Diğer kitaplarını umarım yakın zamanda okuyacağım. Hatta Gurur ve Önyargı'yı iki defa okudum. Ivan Illich'in Ölümü, Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Bu da Victor Hugo'dan okuduğum ilk kitapta. Aslında küçükken Sefiller'in kısaltılmış versiyonu hepimiz okumuşuzdur illa ama çok çok kısa versiyonunu okumuştum ben. O yüzden Sefiller'i de okuyacağım yakın zamanda. Benim için ilk okuduğum kitap Bir İdam Mahkumunun Son Günü olarak geçiyor şu anda. İlyada ve Odysseia var. Monte Cristo kontu var. Bunu da yakın zamanda çok fazla okumak istiyorum. Montaigne'den Denemeler var. Bunu da lise çağımda okumuştum ama şu an hafızamda çok fazla yer etmedi. Yine okul zorlamasıyla okuduğum bir kitaptı. O kitapları çok hatırlayamıyorum şu an. Şu andaki kafamla tekrar okumak istediğim bir kitap. O yüzden Hasan Ali Yücel klasikleri dizisinden bir kere daha alma gereği duydum. Yanında da Nietzsche'nin Ecce Homo ve Böyle Buyur Zerreş kitapları var. Onun yanında hemen Türk klasikleri var. Kuyruklu Yıldız Altına Bir İzdivaç, Şair Evlenmesi, Vatan yahut Silistre, Efsuncu Baba, Mürebbiye ve İntibah var. Burada modern klasiklere geçiyoruz. Bunları daha yeni böyle bendeki numaralara göre dizdim ama bayağı bir eksiğim var gördüğünüz gibi. Şu an 132 çıktı ve bende kaç tane var? 50 tane bile yoktur. Ama okudukça almak istiyorum. Buradan başlayalım arkadan. Bu son çıkanlardan biri olan Cebrut Martin var. Şeytanın Günlüğü. Rafael Tanrı ile hesaplaşıyor. Fitzek nereden çıktı? Stephen Zweig'ın bütün kitaplarını okudum sayılır. Bunu okumadım. Ve son çıkan Lyon'da Düğün de sanırım. Onu da okumadım. Onu alamadım da zaten baskısı yoktu İş Bankası'na gittiğim zaman. İnşallah onu da yakında alıp okuyacağım ikisini de. Sonra Bir Saf Dilin Anıları. 3 Yıl.
Ruth, 6. Kovuş. Çehov'u da henüz okumaya başlamadım. Çok yeni aldım. Onu da okumak istiyorum bu yaz. Yalnız bir avcıdır yürek. Bu kitabı da çok fazla merak ediyorum. İsmi beni o kadar çok cezbediyor ki gerçekten çok seveceğim bir kitapmış gibi hissediyorum. Sonra bir zıvay kitabı daha var. Benim en az sevdiğim zıvay kitabı. Nedense pek sevmedim ama koşucusu. Sonra Virginia Woolf Dalgalar, Serbest Düşüş, Tom Sawyer'ın Maceraları. Yine Tom Sawyer'ı küçükken okumuştum ama yeniden okumak istiyorum. O yüzden tekrar alma gereği duydum. Kitaplığımda da yoktu. Sonra benim üniversitelerim. Muhteşem Gatsby. Muhteşem Gatsby'yi de başka bir yayın evinden okumuştum. Ama çok sevememiştim. Belki bu sevemememin çeviriyle bir alakası olabilir diye düşündüğüm için bir de İş Bankası'ndan almak istedim. Yine yakın zamanda yeniden okuyacağım. Yakıcı Sır, Ekmeğimi Kazanırken, Deniz Feneri, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Genç Bir Doktorun Anıları, Yıldız Gemisi, Martin Eden. Martin Eden'ı başka bir yayın evinden yine okumaya başladım. 200'e kadar ama çevirisini çok fazla beğenmedim. İş Bankası'ndan tekrar aldım. Bu yaz onu da bitirmek istiyorum. Çocukluğum, Huckleberry Finn'in Maceraları, Satranç, Bahçede Eğlence, Küskün Kahvenin Türküsü, Casus ve Otomatik Portakal. Otomatik Portakal da yine benim çok sevdiğim distopyalardan biridir. Burada da Don Quixote ve Haruki Murakami'den 1.284 var ama Haruki Murakami de klasik sayılmaz. Sonra burada klasik olabilecek Karmazov Kardeşler ve Çılgın Kalabalık'tan Uzaklıkta var. Bir de Germinal var. Burada yine normal can yayınlarım var. Klasiğe girmeyen. Sonra burada birkaç tane daha yeni aldığım İş Bankası kitaplarım var. Kafka'ya merak sandım. Davayı okumaya başladım. Şu an yarıdayım. Şatoyu Amerika'yı ve Ceza Kolonisi'nden diğer öykülerini de aldım bunu okumaya başladıktan sonra. Peş peşe okumak istiyorum inşallah. Bir de dediğim gibi Dostoyevski'nin İnsancıkları aldım. Daha dün geldi bu kargom. Bu da ilk okuyacağım. Yani Suç ve Ceza'yı okudum ama yeni başlayışımda ilk okuyacağım. Dostoyevski kitabı olacak. Sonra burada Nusrudem'in Kamburu var. Ve Savaş ve Barış var. Sonra bir de şuradakiler var. Bunları da göstereyim. Genç Berçay'ın Acıları ve Yeri Altından Notları daha önce okudum ama şimdi tekrar okumak istiyorum bu ikisini de. Beyaz Geceler, Ana, Yüzbaşının Kızı var. Bu disiplinli güzel günler klasik değil sanırım. Ondan emin değilim. Şunun arkasında var mı bir klasiğim? Şurada Saramago'larım var. Bunlar klasiğe giriyor mu? Girmiyor mu? Emin değilim ama sanırım klasik olarak sayılıyorlar. Yine de çok bilgim yok. Sonra burada Anna Karenina var. Yeni okudum. Çok çok sevdim. Gerçekten. Beni çok zorladı ama çok severek okuduğum bir kitap oldu. Sonra bunun arkasında sanırım bir Oliver Twist var klasik olarak sayılabilecek. Bir de belki Gül'ün Adı klasik olarak sayılabilir buradan. Başka da klasik yok burada. Bir de bu taraf var. Burada da Jane Eyre var. Yine çok sevdiğim bir klasiktir. Suç ve Ceza Cilti olarak aldım bu sefer. Çok beğendim bu baskısını. Sonra Anna Karenina'nın diğer cildi var. Burada yine Yapı Kredi Yayınları kitaplarım var. Burada klasik olarak sayılabilecek sanırım sadece Kayıp Zaman İzinde var. Evet, Kayıp Zaman İzinde'nin ilk kitabını bu sene okudum. Çizgi romanlarını da aldım. Burada hatta içlerini birazcık göstereyim. Şöyle, kitapları pekiştirmek için çok iyi ama ben çok beğenmedim. Çünkü Svanların tarafını okurken o kadar fazla detay okuduk ki ve o kadar fazla duygu okuduk ki ben çizgi romanını okumak beni çok tatmin etmedi. O yüzden Svanların tarafını Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesine geçmeden önce bir kere daha okumak istiyorum. Sanırım yani benim bilgi birikimime göre birazcık ağır kaçan bir kitap oldu. Yine de çok severek okudum ama sanki bir kere daha okursam böyle daha güzel pekiştirecekmiş gibi hissediyorum. Bunu da önümüzdeki 2 sene içinde yani bu sene ve 2020 içerisinde Kayıp Zaman İzinde okuyup bitirmek istiyorum ki büyük ihtimalle her kitabı 2 kere okuyup geçeceğim. Burada Marcel Proust'ya da Bir Roman Yaratmak var, biyografi tarzında bir kitabı ve Kayıp Zaman İzinde açıklayan bir kitabı. Burada da Proust Projesi var. Ünlü yazarların Kayıp Zaman İzinde de en sevdiği bölümleri tanıtan bir kitap. Burada da son olarak Itaki'den kitaplarım var. Horla ve Karanlık Öyküler, Uğultulu Tepeler, Suç ve Ceza, Faust. Bu Suç ve Ceza versiyonunu okumuştum. Şimdi İş Bankası'ndan okuyacağım. Ve Uğultulu Tepeler de yine çok sevdiğim kitaplardan biridir. Benim bütün klasiklerim bu kadar şimdilik. İnşallah bunları okudukça yenilerini de alacağım. Ama bir de bilim kurgu klasiklerimi de göstermek istiyorum dedim. Şöyle bir kaldırabilirsem. Bunlardan da yine bir kısmını okudum. Kaçta? 5'te 1'ini falan okumuşumdur belki. Şöyle sadece gösterip geçmek istiyorum. Çok fazla detaya girmeyeceğim bunda. Dune Mesih'i, Ay Zalim Bir Sevgilidir, Ben Robot, Kaplan Kaplan, Cesur Yeni Dünya, Biz, Bir Mars Destanı, Yenilmez, Uzayda Piknik, 2001 Bir Uzay Destanı, Yıldız Gemisi Askerleri, Fahrenheit 451, Bu Ölümsüz, Tanrı Olmak Zor İş, Düğün Çocukları, Düğün Tanrı İmparatoru, Yıkıma Giden Adam, Yaban Diyarlarda Yabancı, Çocukluğun Sonu, Düğün, Işık Tanrısı,
su adamı. Burada tanrı tohumu ve yakın var. Şurayı şöyle kaydırabilirsem bir dakika. Anlatış. Uzaktan kumandalı kız. Mars yıllıkları. Maymunlar gezegeni. 100 yılın bilim kurgu öyküleri. Kadınlar ülkesi. Resimli adam. Pazartesi cumartesiden başlar. Dünya savaşı. Zaman makinesi. Doktor Moro'nun adası. Sürgün gezegeni. Bitmeyen savaş. Kumsalda işte insan. Buradan size 3 kitap önereceğim hemen. Kadınlar Ülkesi, işte insan ve Çocukluğun Sonunu öneririm. Buradan okudum. En çok sevdiğim kitaplar oldu. Zaman makinesini de çok sevmiştim ama bu üçü en çok sevdiğim kitaplar. Bence siz de çok büyük bir keyifle okuyacaksınızdır diye düşünüyorum. Benim bütün klasiklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza giden, keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.